milyon borç bıraktı dediler. Gazete küpürlerini okursanız biz 2007'nin Ekim ayı sonunda görevimizden ayrılmak zorunda kaldık. Yeni Sakarya gazetesi herhalde veya Yeni Haber, bilemiyorum, gazete burada. Kahvemize bırakmışlar. 28 Şubat tarihli, yani biz görevden ayrıldıktan 6 ay sonra Geyve Belediyesi'nin ve diğer belediyelerin borçları yukarıdan aşağı sıralanmış. Geyve Belediyesi'nin o zamanki para birimiyle 2,5 trilyon borcu var. Bizden sonraki arkadaş ödememiş, 4,5 trilyona çıkmış. Daha sonra gelenler bunları ödememişler. Bugün yanlış uygulanan politikalar neticesinde Geyve Belediyesi'nin borcu 50 trilyon olmuş. 1839 yılında ilçe olan Geyve ilçesi, tarihi ilçe, 5 Şubat'ta kara bir gün yaşadı. Esnaflar sıkıntıya düştü. Aynı küçük sanayi sitesi esnafının dükkanına kilit vurulduğu gibi Murat Kaya tarafından, burada da esnaf arkadaşlarımızın alın terleriyle alay edildi. Mesele takip edilmedi. Mesele şu: bizim Bentpınar'dan en son hizmet dönemimizde getirdiğimiz sudan 4 lira diyelim, bunun 3 lirasını ödemişiz. 1 lira, yani 250 bin lira borç 8 trilyon lira olmuş. Bu arada 8 trilyon 5 yılda Geyve Belediyesi'nin içme suyu abonelerinden aldığı gelir var. Bu ödenmediği gibi Geyve Belediyesi'nin belediye hizmet binası, 300 bin liraya oda yaptırdı ya, makam odası yaptırdı ya arkadaş. Kral Faysal'ın torunu ya bu. Kral Faysal'ın torunu ya, masa sandalyede oturamıyor. Bir yerlerinde bir şeyler oluyor. Neyse, uzatmayalım. İş yerleri, Adnan Menderes Kapalı Pazar yerindeki iş yerlerimiz, bunların mezarlıklar, efendim park, bunlar satışa çıkarılıyor. Beyefendinin umurunda değil. Hala icra yoluyla yüz karası bir şekilde satılmaya kalkılıyor. Allah'tan 5 Şubat atlatıldı. 5 Mart'ta atlatılsın. Allah nasip kısmet ederse inşallah biz bunu geldiğimizde çözeriz diyorum. Bir, iki, aynı Murat Kaya su gelirlerini, önümüzdeki 5 yılın su gelirlerini teminat göstererek bu kararlarda, basın nerede Mustafa abi, bu akşam uyuyorsun. Gel, bunu da çek bakalım. Şimdi burada da belediye meclis kararlarında Rusların Bankası'ndan, Denizbank'tan kredi alıyor. Bunun bir kısmını hemen ödeyeceğim dediği işçi alacaklarını 5 yıldan beri bekletiyor. Onun bir kısmını oraya veriyor, sus payı olarak. Ondan sonra geri kalanını seçim harcamalarında kullanılıyor. Belediye, şu andaki belediye yönetiminin yandaşlarının galerilerindeki araçlar giydiriliyor. Akaryakıt ihtiyaçları temin ediliyor. Her türlü ihtiyaçlar temin ediliyor. Bunlara kaynak aktarılıyor. Muhterem büyüklerim, değerli arkadaşlar, şimdi bunları uzun uzun anlatıyoruz ama hakkınızı helal edin. Akkaya köyünde de bekliyorlar. Buralar mübarek yerler. Epeyceler, Epçeler, Akkaya, orada şehidimiz de var. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Bütün ceddimiz nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Muhterem büyüklerim, değerli arkadaşlar, biz size hizmet etmek için yola çıktık. Gönüldaşlarımızla, yoldaşlarımızla yola çıktık. Size ibadet aşkıyla hizmet etmek için yola çıktık. Tüm bunları yaptık. Bugün de yapıyoruz. Allah nasip ederse yarın da yapacağız inşallah. Bize bunlar muhalefet partisi çivi çakamaz diyenlerin, biz alınlarına sizlerin mübarek oylarınızla çatır 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 belediye başkanı olup seçileceğiz inşallah. Ondan sonra da gece demeyeceğiz, gündüz demeyeceğiz, sizin için çalışacağız. Bundan emin olun. Ve sözlerimi burada son verirken, gösterdiğiniz ilgi ve alaka için hepinize ayrı ayrı, teker teker, başta ablalarım, teyzelerim, ninelerim, kardeşlerim olmak üzere 7'den 70'e, hacı amcamlara, gençlerimize, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi ve hepimizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum.